bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göğüs gerip, tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız, söz mü? Aziz milletim, siz sakın, siz sakın kürsülerde, ekranlarda, mangalda kül bırakmayan Recep Bey'e bakmayın. Artık o da bu seçimi kaybedeceğinin farkına vardı. Bu yüzden de son zamanlarda oldukça huysuz, aksi ve gergin. Aslında hoş görmek lazım. Sonuçta gelmekte olan hezimeti hazmetmek kolay değil. Yalnız buradan kendisine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Recep Bey, gerginsin deyince bana ve arkadaşlarıma kızmak, tehdit etmek, hakaret etmek sandıktaki kaçınılmaz sonunu değiştirmeyecek. Çünkü içinde bulunduğun bu acınası durumun tek sorumlusu sensin sen. Bak tam 21 yıl oldu. Ama sen hala asgari düzeyde bir devlet insanı olamadın. Dile kolay. Koskoca 21 yıl. Kim olsa bir şeyler öğrenirdi. Ama sen maalesef hiçbir şey öğrenemedin. Bir de üstüne geçtiğimiz hafta çıkmışsın, bana utan utan diyorsun. Evet utanıyorum ben. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olma şerefinin zerresini dahi üzerinde taşıyamamandan ben utanıyorum. Küfür, küfür bulaşmış dilinden, fitne saçan sözlerinden, söylediğin yalanlardan, attığın iftiralardan biz utanıyoruz. Milyonlarca vatandaşına düşman gözüyle bakmandan biz utanıyoruz. Ama belli ki sen hiç ama hiç utanmıyorsun. Bu yüzden de nefret saçmaya, öfke kusmaya tam gaz devam ediyorsun. Hatta muhalefeti Cudi'ye, Gabar'a gömmekten bahsedecek kadar şirazeden çıkıyorsun. İnanabiliyor musunuz? Aynen böyle söylüyor. Arkadaş bizi Cudi'ye, Gabar'a gömecekmiş. Bak Recep Bey, Cudi ve Gabar senin için vatan olmayabilir. Ama bizim için Rize ne kadar vatan toprağıysa, Cudi de o kadar vatan toprağıdır. Kocaeli ne kadar vatan toprağıysa, Gabar da o kadar vatan toprağıdır. Recep Bey, biz şehit olup Gabar ve Cudi'ye gömülmeye hazırız. Sen kuponcu olduğundan vatan toprağının kıymetini bilemezsin. Ama biz gayet iyi biliriz. Al bayrağımızın gölgesinin düştüğü her yer bizim için cennettir, cennet. Sakın unutma. Sen bu sözlerin benzerlerini 2019'da da söylüyordun. Sonra ne oldu? Millet seni sandığa gömdü. Hatta utanmadan bir de ağladın. Mızıkçılık yaptın. Cilleklik yaptın. O zaman ne oldu? Millet seni o sandığa bir kere daha gömdü. Hem de bu defa katmerli gömdü. O yüzden iyisi mi sen bu tehditlerini kendine sakla. Çünkü bu kafayla gitmeye devam edersen 14 Mayıs'ta sandığın dibini görünce daha çok ağlarsın. Sonra söylemedi deme. Değerli arkadaşlarım, Recep Bey'in geçen haftaki sayısız hezeyanlarından biri vardı ki gerçekten evlere şenlik. Neymiş? Kiminle uğraşacağımı çok iyi bilecekmişim. Neymiş? Kendisini benimle uğraştırmayacakmışım. Vay vay vay. Bir aslan miyav dedi, minik fare kitledi.
Recep Bey, sen hiç merak etme. Ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim. Mesela ben kul hakkını yiyenlerle uğraşırım. Mesela ben terörist başının mektubunu devletin televizyonunda okutanlarla uğraşırım. Mesela ben emekliden, memurdan, işçiden, çiftçiden esirgediği milyarlarca lirayı rant şebekelerinin ayaklarının altına seren yağmacılarla uğraşırım. Mesela ben milletine yalan söyleyen, milletinin sesini duymayan, üstüne de utanmadan saraylarda keyif çatanlarla kesinlikle uğraşırım. Anaları mutfakta, babaları da evlatlarına karşı çaresiz bırakanlarla, emekçileri, memurları enflasyon canavarına ezdirenlerle, vatandaşları yokluk içindeyken faizcilere 200 milyar lira aktaranlarla uğraşırım. Gençleri itip kakanlarla, kadınlara hayatı zindan edenlerle, milletin helal aşına, ekmeğine el uzatanlarla uğraşırım. Ve hiç kusura bakma, sen sevsen de sevmesen de, gıcık olsan da olmasan da uğraşmaya devam edeceğim, devam edeceğim. Değerli dava arkadaşlarım, Recep Bey'in bu tehdidinin yansımasının hemen ertesi günü tesirini gördük. Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı bir saldırı yapıldı. Devlet ciddiyeti olan bir iktidar böyle bir durumda sizce ne yapar? Konunun araştırılması için hemen harekete geçer, değil mi? Peki Recep Bey ve arkadaşları ne yaptı? Bize kızdılar. Kamera önüne geçip laf attılar. Sosyal medyadan hakaret ettiler. Neymiş efendim? İnşaat bekçisi bir kardeşimiz hırsız kovalıyormuş. Hırsızları kaçırmak için de havaya ateş etmiş. Bir şarjör, iki şarjör boşaltmış. Stresleri gitmiş. Ne hikmetse kurşunlar gelmiş, İyi Parti'yi vurmuş. Benim fotoğrafımı 20 santim sekmiş. Yani fotoğrafı vuramamış ama 20 santim ilerisini vurmuş. Bakın siz şu işe. Allah'tan il binamız Kabataş'ta değil. Bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul İl Başkanlığımız sanılanın aksine havada değil, yerde. Üzgünüm, gökyüzünde değil, bildiğiniz yerde. Üstelik ateş edilen yer ile binamız arasında belediyenin reklam panoları ile koskoca bir E5 karayolu var. Yani binamızın girişi E5'in altında kaldığı için ateş edilen yerden bina girişinin vurulma ihtimali gerek fizik gerek de geometri kurallarına göre imkansız. Yani ya ifade yanlış ya da bu bekçi kardeşimiz bir aksiyon filmine özenmiş olacak, mermiye falso vermiş ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek yanlışlıkla binamızı vurmuş. Ya ayrıca iddiaya göre bu bekçi kardeşimiz hırsızlığı engellemek için defalarca ateş etmiş. Ya ama ne hikmetse bu kadar ciddi bir hadiseyi şirketteki üstlerine bildirmemiş, tutanak tutmamış, polise haber de vermemiş. Hatta bunları yapmadığı gibi üstüne de sanki hırsızlık hadisesi normal bir olaymış gibi hırsızlara ateş etmek de bu Teksaslı kardeşimizin günlük rutiniymiş gibi gitmiş evine bir güzel yatmış, uyumuş. Ya Hollywood prodüksiyonlarına taş çıkartacak bu fantastik açıklamanın sonunda ise Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş. Çünkü kendisi çok kırılmış. Yufka kalpli ya.
nazik bir arkadaş ya. Ya. Ya duygular incinmiş. Rencide olmuş. Vah vah, yazık ki var. Ne yazık. Recep Bey, utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın be. Bir de senden özür dileyeceğim, öyle mi? Hadi oradan be, hadi. Çok beklersin. Sakın unutma. Sakın unutma. Biz bugünlere öyle kolay gelmedik. Biz buralara çiçek bahçelerinden geçerek de gelmedik. Biz bu yola 2015 yılında koltuk sevdası uğruna her türlü hukuki ve vicdani ilkeyi içe sayan, sırtını ve aklını tek adama teslim eden bir anlayışa karşı mücadele etmek için çıktık. Başımıza gelmedik kalmadı. Soruyorum sizlere, bunca engeli aştıktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu bize dur diyecek? Azıcık susun, azıcık susun, azıcık susun. Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin, Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin, Özge Canlar, Şuleler, Cerenler, Emineler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin, Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Aşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin, Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Aybüke Öğretmenler, Gonca Kurişler vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin, Hilal'le Yıldız hiç ayrıldı mı? O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize, bu sözü törenize, atanıza uyarak verin. Bu sözü imanınıza, vicdanınıza sorarak verin. Bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız. Söz mü? 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için 40'tan 41 bin olacaksınız. Söz mü? Türk'ün türküsü olacaksınız. Söz mü? Milletin şiiri olacaksınız. Söz mü? Bilge Kağan'ın, Kürşat'ın, Fatih'in torunları, Mustafa Kemal'in çocukları, Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, bu millet 15 Mayıs sabahı 21 yıldır kendine biçilen deri gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahını İstibdadın çürük zincirlerini kırıp atacak.